Her biri 350 olmasına rağmen 3 tane panelde birbirinden farklı elektrik üretim değerlerine sahip. Bu videomuzda temizlik yaparak en başta en fazla üreten arkamdaki panele acaba yetiştirebilir miyiz noktasında bir deney yapmaya çalışmıştık. Deneyimizin sonuna geldik. Bugün rakamları sizlerle paylaşacağım. Gel Yavuz, bugün ne yapacağımızı anlatalım. Geçtiğimiz videoda bahsetmiştik. Bazı panellerimiz daha az üretiyor demiştik. Bugün bu paneli temizleyeceğiz. Tabii ki gölgeden de kurtulmamız gerekecek. Bu gölgeleri bertaraf edeceğiz ki daha fazla gün ışığı panellerin üzerine vurabilsin ve daha fazla üretebilsin. Evet, hızlıca deneyimize başlayalım. Her zaman söylediğimiz gibi biz burada bir test yapıyoruz. Çatımızdaki panellerle de temizlik yaparken yine klasik çeşme suyu kullanarak bunu yaptık ama normalde olması gereken konu aslında nötr bir pH değerine sahip, içerisinde mineral ve organik maddeden arındırılmış ya da en az miktarda olan suyla bu temizliği yapmak. Hatta bazıları bununla alakalı ters ozmoz denilen yöntemle ya da deiyonize suyla beraber panel temizliğinin yapmanın en doğru yöntem olduğunu bizlere anlatıyorlar. Güneş panelimizi temizledik ve gölgeden de kurtaracağız onu. Bu deneyde çatımızda zaten her yıl yaptığımız geleneksel bir temizleme videosu deneyi vardı. Rob SES firmasının yetkilisi burada bize bu konuyu anlatmıştı. O videoyu da açıklama kısmına ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Bakalım bu haliyle ve gölgeden de kurtaracağız panelimizi. Sonrasında en baştaki panel kadar üretiyor mu üretmiyor mu hep birlikte deneylemiş olacağız. Panelimizi yıkadık. Bugün o deneyin sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Baktığımız zaman gerçekten en baştaki paneli temizlediğimizde şu an arkamda bulunan panelin üretimine denk bir üretim değerine yaklaştığımızı görebiliyoruz. Peki tam anlamıyla neden yakalayamadık? Biraz bunların üstünde konuşalım. Özellikle yeni nesil güneş panellerinde arkadan gelen ışığı da üretime katkı olarak sunabilmekte bu paneller. Bifacial olarak adlandırılan hücrelerle yapılan paneller arkasından aldığı ışığı elektrik üretimine katkı olarak sunabiliyor. Bu tamamen bulunduğu yerle alakalı olarak da ne kadar katkı sağlar konusunda farklı değerler karşımıza çıkabiliyor. Şimdi burada birebir neden yakalayamadı ya da temizleyince neden öne geçemedi noktasında da en büyük dezavantajımızın en baştaki panelimizin hemen arkasında limon ağacımızın olması ve arkadan enerji alabilecek, güneş ışığını alabilecek bütün hücrelerin kapalı olmasından dolayı arkadan çok bir katkı alamadı o paneller. Bundan dolayı da temizlediğimiz halde en baştaki panelimiz kadar bile üretemedi. Peki neden 3 tane aynı güçteki panel birbirinden farklı enerji üretiyor? Bu arada MYMSolar'a yeri gelmişken tekrar teşekkür ediyorum. Bu panelleri bizim için özel üretmişti. Bunlar 350 wattlık paneller. Her biri 350 watt. Her biri 350 olmasına rağmen 3 tane panelde birbirinden farklı elektrik üretim değerlerine sahip. Ciddi oranda yakaladı diyebiliriz ama birebir yakalayıp veya önüne geçemedi. Bu panel tozlu. Diğer paneli temizledik ama temizlediğimiz panel arkamdaki tozlu paneli bile geçemedi. Bu paneldeki en büyük avantaj ne? Burada gelen gün ışığı arka yüzeye çarptığında üretime katkı olarak ekstra bir güç sağladı bize. Keza ortadaki paneldeki üretim değerlerini şu an grafik olarak ekranda gösteriyorum. Hepsinin en düşüğü olarak göreceksiniz. Bunun temel nedeni de ön taraftan aldığı gölgelenme. Hatta ağacın gölgesi bile, zeytin ağacımızın gölgesi bile bu panelin üstüne geliyor. Bu da üretim değerlerini aşağı düşürüyor. Burada görmüş olduğunuz demir kasnak, onun gölgesi de o panele düşüyor. O yüzden ortadaki panelimizin gölgelenme problemi var ve o gölgelenmenin ne kadar etkilediğini de şu an ekranda gösteriyorum size gerçek rakamlarla. Güneş panellerinin montajında arka yüzeyden enerji yansıyacak şekilde bir alanda konumlanması onun için oldukça avantajlı. Tabii ki çatı alanında bunu yapmanız çok mümkün değil ama böyle dikey yüzeyle bir kurulum yapıldığında yerden yansıyan ışığı arttırıcı malzemeler sürülmesi, belki yansıtıcı renkler seçilmesi, beyaza yakın olması o paneller için daha fazla elektrik üretimi anlamına gelecektir. Bu bahsettiğim konu arka yüzeyi bifacial olarak adlandırılan güneş panelleri için geçerli. Umarım anlattıklarım küçük hap bilgiler şeklinde faydalı olmuştur size. Farklı deneylerle yine karşınızda olacağız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Elektrik üretebiliyor.
Hurdacımız eksikti hocam. Vallahi evet ya, bu hurdacı konusu da iyi oldu. Uçak geçiyor, tır geçiyor, hurdacı geçiyor. Limondan dolayı arka yüzeyden ışık alamadığından dolayı, üretime katkı sağlayamadığından dolayı da... Aa, çok dolandırdım ya.